Aç mısın? Yok, sağ olasın. Kendal abimi nereden tanıyorsun? Yanında çalışıyordum. Bir de kardeşin var, öyle mi? Var. Benim adım Melek. Bir ihtiyacın olursa. Sağ olasın. Ben diyeceğimi dedim ana. Sibel burada kalacak ve bana oğlumu verecek. Sonrasına bakarız. Diyeceğim budur. Sana yüzün sapsarı olmuş. Amcamın o kadın bu mu? Evet oğlum bu. Amcandan hamile kalmış. Canına kıymaya kalkışınca da amcan tutmuş kolundan eve getirmiş. Ablam hasta. Parayı düşünüyorsan sorun etme. Para sorun. Hem de en büyük sorun. Baran. Amca konuşmamız lazım. Konaktan çıktım şimdi. Tamam, bekliyorum. Ayşe. 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 Ne konuşacağız? Özel biraz amca. İn aşağıya. Ne diyeceksin? O kadını nasıl evimize alırsın? Seni asıl kızdıran
Ayşe'nin ablası olmaz. Öyle değil mi? Bilmiyor muydun? Bilmiyorsan söyleyeyim. O gün hastaneye getirip el öptürdüğün kız var ya, Sibel onun ablası. Biliydin demek. Tepki vermediğine göre. Sibel dedi, elini sürmemişsin. Doğru mu? Öyle mi dedi? Baran! Baran! Sen de göreceğim Baran Efendi, sen de göreceğim. Yattın mı ulan? Yoksa benim canımı yakmak için mi diyeyim? Ah Kendal'a. Bunu hiç düşünemediydin değil mi? Ne için şimdi? Kız evde yok. Ne demek yok ya? Kır kapıyı, gir içeri. Zaten kırıktı kapı. Haydi. Kimse yok ağam. İçeriye baktım. Çıkar bir yerden. El kadar kız nereye gidecek? Neyse sen dön fabrikaya, haydi. Emrin olur. Öyle baş eğmeyle, göz kaçırmayla hallolacak bir dert değil bu başımızdaki. Bu haltı karıştırırken başına bunların geleceğini düşünmedin mi? Belli ki düşünmedin. Belli ki utanmadın. Ha o zaman şimdi düşün. Kendinin de hepimizin de sırtına nasıl bir yük yüklediğini. Ha biz ne edeceğiz şimdi? El alemin yüzüne nasıl bakacağız? Sen nasıl bakacaksın? Anana babana ne hesap vereceksin? Kendal'la sen nasıl bir yara açtınız? Farkında bile değilsin değil mi? Ha? Ben ne edeyim şimdi? Söyle bana ben bir ana olarak ne edeyim? Tutup seni dışarı mı atayım? Yapamam ki. Sen suçlu olsan bile karnındaki sabi masum. Ha, ne edeyim ben söyle bana. Benim anam babam olmadığı için ben bu hallere düştüm. Onlar erkenden göçüp gitmeseydi, kardeşim okutmak için okusun, eğitimli olsun, benim gibi ele güne muhtaç olmasın diye bunları yaşamak zorunda kalmazdım. Ben kendimi öldürmek istedim. Karnımdakiyle birlikte. Hiç düşünmedim gerisini berisini. Kardeşimi, benden başka kimsesi olmayan kardeşimi yalnız bırakmak uğruna. Dedim ki, benim günahımla yaşayacağına ablasız yaşasın daha iyi. Ama yapamadım. Yapamadım. Şimdi siz söyleyin. Ben nasıl yaşayacağım? Nasıl kaldıracağım bu günahı?